geleceği göremezsin. Maç kaybedersin bazen. Takım öyle bir top oynar ki şanssızlıktan topu 3 direğin arasına sokamaz. Bunu dersin ki ya bu şanssızlık. Ya iyi oyun mutlaka sonucu getirir. Bir kere bunu söyleyelim. Hı hı. Altını çizelim bunu. Yani iyi oyun oynadığın sürece bugün kaybedersin, yarın beraber kalırsın. Belki birkaç tane daha maç kaybedersin. Bunlar önemli değildir. Fakat iyi oyun olduğu sürece şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olarak hep önünde durursun. Fenerbahçe'de böyle bir görüntü veriyor bize. Yani Ersun Hoca ile ilgili esasında kendini geliştirmesi ve bu sezon lige damga vurması esasında en önemli şeylerden bir tanesi şu. Yaptığı yamaları neredeyse hepsi tuttu. Yani Dirar'ı sol beke attı. Sol bek yokluğunda. Jason. Dirar birkaç maç orada sendeledi belki ama şimdi artık orası oturdu. Sanki Fenerbahçe sol beki gibi oynuyor. Jason'un peki stoperde görev almasını şimdi nasıl değerlendirirsin? Hep söylediğim bir bunda şey var. Bunda devam etmeli mi mesela bu fikirde? Yok, etmemeli bence artık. Yani Fenerbahçe'nin... Serdar da hazırım derken... 3 tane kritik hata yaptı sezon başından beri. Evet. Bu yaptığı 3 tane kritik hata takımın puan kaybetmesine neden oldu. Stoper mevki çok özel bir mevki. Diğer mevkilere benzemez. Arkanda kale var, kaleci var. Başka bir şey yok. O yüzden oradaki oyuncunun sadece ayağı iyi diye ki sorduğunuz zaman Ersun Hoca'ya hani topu defanstan çıkarttıkken ayağı iyi diye Jason'u tercih ettiğini söylüyor. Fakat ayağı iyi de yüksek top hakimiyeti var mı? Yok. Geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani stoper olmak, stoper oynamayı bilmek farklı bir şey. Sadece ayağı iyi değil diye. Yani bir artısı iyi, 4-5 tane eksiği teraziye koyduğun zaman orada oynamaması gerektiğini açıkçası düşünüyorum ben. Bence de bu haftadan sonra zaten kolay kolay görev vermez. Şimdi Serdar, Sadık, Adil Rami 3 tane de esaslı alternatif var. Bu alternatifleri bir an önce Ersun Hoca'nın hazırlaması lazım. Sonuç itibariyle Serdar dediğin adam ne kadar kötü olabilir ya? Yani orada oynamayı bilen... Asıl mevki. Orada oynamayı bilen oyunculardan bir tanesi. Büyük takımdan transfer edilen bir oyuncu. Milli takım stoperi. Evet. Türk milli takımın geçmiş dönemlerdeki stoperlerinden bir tanesi yani. As oyuncularından bir tanesi. Onun için bir an önce bence Ersun Hoca'nın tamam kötü olabilirler. Antrenman performansları iyi olmayabilir. Senin istediğin gibi o temiz ayaklı bir stoper olmayabilir ama sonuç itibariyle bir stoperdir. Bence bu hafta Denizli karşısında Ersun Hoca'nın Serdar Aziz'e ben görev vereceğini düşünüyorum. Adil Rami, kardeşim tamam geçen sene fazla top oynamadın, kamp dönemi geçirmedin ama iki tane milli takım arası geçirdik Setenay. Uzun uzun iki tane, 15'er gün, 15'er gün iki tane milli takım arası geçirdik. Bu iki tane milli takım arasında Adil Rami'yi bence Ersun Hoca'nın şimdiye kadar çoktan hazırlamış olması gerekiyordu. Evet, bu yönde de eleştiriler var. Yani bir 45 dakikalık performansı seyrettik ama aman aman bu kadar kötü, yani çok kötüydü. Tamam oynamamak oyuncuyu geri götürebilir. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Fakat iki tane 15 gün yaklaşık bir ay bir kamp dönemidir. İki tane 15 gün milli takım arası kamp dönemi gibi. Bu arada bu oyuncuları hazırlayıp takıma monte etmesi gerekiyor Ersun Yalan. Büyük majör liglerde büyük bir takımda olacağı muhakkak. Allah inşallah bir sakatlık vermez. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Setenay komple forvet diyorlar ya komple. Adam komple forvet ya. Yani böyle sağından solundan ben forvetim diye bağırıyor adam. Antalya maçını hatırlasana. Geldi kaleden bile top çıkarttı içeriden. Doğru. 2-0 oluyordu maç. Geldi içeriden top çıkarttı. Dolayısıyla. Özverili. Çok inanılmaz bir oyuncu ya. Yani önde pres yapıyor. Hava toplarına hakim. Bir de sol ayaklı forvetler çok daha özel oluyorlar biliyorsun. Sol ayaklı oyuncular tamam. Hani bir diğerlerinden bir tık daha değerli gibi şu anda günümüzde ama sol ayaklı forvet çok daha farklı. Bu arada sadece sol ayak değil, sağ ayağını da şey kullanıyor. Gibi kullanıyor yani. Aynı sol ayağı gibi kullanıyor. Yani bir forvetten başka ne istersin ki? Pres yapsın, hava toplarına hakim olsun, iyi şut atsın. Ligde atıyor, milli takımda atıyor, her yerde atıyor abi adam. Golcü gibi golcü. Onun için Fenerbahçe şu anda bence yönetim kara kara düşünüyordur. Çünkü önümüzdeki sezon hatta devre arası itibariyle, bak devre arası itibariyle bile Vedat Muriç'i takıma tutmak gerçekten çok zor. Görünüyor. Zaten her neredeyse her maçına Fenerbahçe'de oynadığı her maçına bir takımdan menajerler, scoutlar, takım yöneticileri geliyor, teknik ekipleri gelip maçlarını seyrediyorlar. Şimdi şeyleri de seyrediyorlar büyük ihtimalle. Milli maçları da seyrediyorlar. Onun için çok iyi bir bonservis bedeliyle
Fenerbahçe Vedat'ı satar. Vedat'ı satarsın da Vedat'ın yerini biraz zor doldururuz. Biraz da Tolga Yersen'i konuşmak istiyorum. Ama istersen neyini sen bir... Neyini konuşacaksın? İşte gerçek performansını daha görmemişiz. Göstermek için sabırsızlanıyormuş. Ne zaman gösterecek? Ben de onu söyleyecektim. Yani Beşiktaş'ta işte forma şansı verilirse göstereceğim dedi. Olmadı, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte gerçek Tolga'yı şimdi göreceksiniz dedi. Yine o sezon tam anlamıyla bir performans gösteremedi. Ne zaman çıkacak gerçek performansı Tolga'yı ve neden çıkmıyor ortaya? Çıkmaz. Bu kadar çünkü. Tolga Yersen bu. İddialı cümleleri neden devam ediyor? Ya bunlar uçarlar, kaçarlar. Futbolcu milleti konuşur yani. Ben şimdi gerçek Emre'yi göstereceğim, gerçek Setana'yı göstereceğim. Biz buyuz yani. Neyi göstereceksin abi yani? Kaç senedir yani Beşiktaş'ta kendini gösteremedin bir türlü. Beşiktaş seni verdi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geldin. Geçen sene Fenerbahçe'de ben bile forma giyerdim, öyle söyleyeyim sana. Öyle bir Fenerbahçe vardı. O takımda bile faydalı olamadın yani. O takımda bile faydalı olamadın. Şimdi geldi biraz daha direkleri sağlam bir takım kuruldu. Buna zaten hiç girme ihtimalin yok. Ortada da zaten kalabalık var. Sevgili Tolga kardeşim, sen kendini göstermek istiyorsan sen başka bir takıma git devre arasında. Mesela? Ya gitsin yani başka bir takıma gitsin. Kendi oynayabileceği. Çünkü Fenerbahçe'de Tolga Yersen oynayamaz. Fenerbahçe forması giyemez. Nerede oynayacak? Şimdi Moses'tan Rodriguez döndüğünde zaten orta sahada inanılmaz bir kalabalık var. Çok. Şu an bile. Şimdi Tolga Ciğerci iyi mi bu sene? Tolga Ciğerci mi, Tolga Yersen mı? Ciğerci. Ozan mı, Tolga Yaslan mı? Ozan. Emre mi, Tolgay mı? Emre. Jailson mu? Jailson. Bak bütün hepsinde evet, doğru. İkinciyi attın şeyi. Nasıl bu takıma girecek? Bu takımda oynayamaz. Ona benim tavsiyem gerçek Tolga'yı gitsin başka bir yerde göstersin. Fenerbahçe gösteremez yani. Forma giyemez. Nerede oynayacak? Ha, belki hani Türkiye Kupası'nın ilk maçlarında falan birkaç defa hani forma giyersek. Ya zaten bu arada şeyler çekildi. Şeyler belli oldu mu? Tarihler? 28, 29, 30. Ha, bu ayın sonunda yani. Yani Fenerbahçe forması giymesi zor gözüküyor Tolga kardeşim. Gitsin kendini gösterebileceği başka bir takımda, ispatlayacağı başka bir takımda kariyerine devam etsin. Çünkü burada devamlı artık düşüşe geçecektir. Tıpkı şey gibi, Mehmet Ekici gibi. Mehmet Ekici de hayal kırıklığı oyunculardan bir tanesi. Galiba Kasımpaşa ile anlaşmış diye. Mehmet Ekici mi? Mehmet Ekici, yani öyle bir şeyler duydum ama tam net bir bilgi değildir yani, onu da belirtmek istiyorum. Bir daha tekrar edelim. 29-30, 31 Ekim'miş. Yani bir gün yanlış söyledik. 28'inden başlattık biz. 29-30, 31. Bir yandan da ona bakıyorum, teyit ediyorum. Doğru bilgi vermek adına izleyicilerimize ve dinleyenlerimize. Şimdi Tolga'ya dair de görüşlerini aldık tabii ki. Tabii. Yani kısacası hakkında hayırlısı neyse olsun. Mümkün değil. Bu kalabalıkta Fenerbahçe kalırsa idman topçusu olur. İdman da sayı doldurur yani. Peki İrfan Can Kahveci'yi soracağım ben şimdi. Yani benim önümde de haberi var. Yaz transfer döneminde de ilgilenmişti İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe. Ocak ayında yeni bir teklif sunacağı iddiası var. Mutlaka duyumum vardır bu konuyla ilgili ya da tahminim vardır diye. Geçen sene devre arası Emre Başakşehir'deydi. Emre'yle röportaja gittim. Sabah fotomaç, bizim gazetede röportaj yapıyoruz ya. Gittim konuşurken, ya dedim Emre, böyle yeni nesil içerisinde umut vadeden çıkış yapabilecek, böyle yıldız olabilecek kim var dedim. Net bir isim söyleyeceğim sana. Başka da isim sorma bana. İrfan Can Kahveci dedi. Net. Kendi orası takım arkadaşı. Zaman zaman kadroya giriyordu İrfan Can. Biliyorsun Emre şeydeyken, Başakşehir'deyken. Yani sürekli oynayan bir adam değildi. Şimdi milli maçta bir seyrettim. Ya Setenay, öyle böyle oynamadı. Bak bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz bazen. İstiyoruz ki bir adam ya orta gol atsın, ya asist yapsın falan, ancak o şekilde. Öyle başarıyla paralel götürüyoruz ne yazık ki, ne yazık ki, evet, böyle bir futbol oldu. Aklımız, futbol görüşümüz var ama çıplak gözle seyrettiğin zaman bu çıplak gözle bir tuhaf oluyor yani, çıplak. Yani mesela ben gözlükten seyrediyorum, çıplak mı oluyor? Ya evet, bak şu an hiç karizmatik değilsin mesela. Her şeyi söylemek zorundayım. Sulu çirkin espriler. İnanılmaz oynadı ya milli maçta, alışı, verişi, dönüşü, takımı rahatlatması, kanat değiştirmesi müthişti. Sezon başında Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile ilgilendiğini zaten sen de az önce söyledin, ilgilendiler. Fakat Başakşehir için çok önemli oyunculardan bir tanesi.
Zaten birçok oyuncu takımdan ayrıldı. Başakşehir sendeledi. Evet. O dönem içerisinde İrfan Can'ı satmayı düşünmediler. Fakat İrfan Can'ın artık bir büyük takım vakti geldi. Onun için belki bu devre arasında, belki önümüzdeki sezon başında İrfan Can Fenerbahçe'ye transfer yapabilir. Hatta Fenerbahçe değil, bir Avrupa takımına bile ben İrfan'ın transfer yapmasını bekliyorum yani. Çünkü gerçekten müthiş bir kalite. Ha, ağır. Fakat işte bu tip adamlar öyle çok hareketli olmuyor zaten. Hı hı. Yani özel oyuncuların çoğu böyle çok atletik yapılı olmuyor. Biraz da böyle kendini fizik olarak güçlendirirse falan inanılmaz bir yıldız kazanıyoruz yani. Geliyor. Arkadan geliyor. Hep böyle İrfan'ı seyrederken maçta tribünde Emre'nin dedikleri, Emre Belezoğlu dedikleri aklıma geldi. Ha, ve hak yani, verdin değil mi? Yani biz de seyrediyoruz tabii. Daha önceden de seyrediyoruz ama böyle bir alıcı daha gözden, bir, evet, alıcı gözden seyredince abi müthiş bir çocuk yani. Allah yolunu açık etsin. İnşallah yolu Fener'den kesişir bir gün. Sen bunu istersin canım. İsterim tabii canım. Kim istemez yani İrfan Can'ı istememek için deli olmak lazım herhalde. Peki şimdi Onyekuru'ya dair de bir haberimiz var. Onu ekrana getirelim. Biraz da Galatasaray diyelim. Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki ilk hedefi Onyekuru'nun menajerinden sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar geldi. İzleyelim, konuşacağız.